Herkese selamlar dostlar. 21 Eylül 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 tane mücadele seçtim. Zaten takımlar biraz yorgun. Yine aynı şekilde ŞL maçı olan var olmayan var. Hepsi yoğun mesaiye geçiyor. Şampiyonlar ligi maçı da bu arada zaten daha 10 gün sonra falan. Ben ideal maçları oynanabilecek maçları seçmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Tahminler aklınıza yatar. Sizler de değerlendirebilirsiniz. Ondan önce ekran hemen gelsin. 20 Eylül'de ne yaptık? Ondan bahsedelim. Pardon, 19 Eylül'de. 19 Eylül YouTube önerilerinde arkadaşlar toplamda 8 tane mücadele önermiştik. Bu 8 mücadeleden Galatasaray ve Ümraniye maçları başarısız oldu. Ekranda gördüğünüz üzere West Ham'ın KG'si, Chelsea'nin KG'si, Dortmund'un Chelsea'nin 2-3 golü pardon, Dortmund'un KG varı, Başakşehir'in 2-3 golü son dakika geldi. PSG de keza son dakika geldi. 1 ve 2 buçuk yüz. Juventus Milan'la KG'si başarılı bir şekilde gel geldi. Değerlendiren herkesi tebrik ediyorum arkadaşlar. Değerlendirdiyseniz ne mutlu bana. Ondan önce hemen ekranda gördüğünüz üzere tekrardan Rolling ve kupon öresi kupon öresini katıl grubunda yapmıştım. Rolling'i sadece sizlere vermiştim. Galatasaray'ın atacağı iki golü sizlere rolling olarak vermiştim. Fakat Galatasaray yenildi. Gerçekten Lazio maçındaki performansla bu Alanya maçındaki performans arasında dağlar gibi fark vardı. Gençler oynayamadı. Sanırım yorgundan, yorgun olmasına veya biraz da tecrübesizlik diyebiliriz bu maça. Günün tek kombinesi katıl grubunda verilmişti. YouTube'da vermediğim kombineyi neden neden olarak onu da belirteyim. Videoların like seviyesi 310'un altında kaldığı zaman ben kombin önerisi yapmıyorum. Yine keza son bu videoda da kombine önerisi olmayacak. 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız 300'ün üzerinde olduğu zaman her zaman ben sizlere bir tane ideal kombine önerisi yapacağım arkadaşlar. Sizlerin elinde bu. Katıl grubunda tek bir kombine verdim. Paris maçına Matsun'u bir Valencia maçına KG var olarak verdim. İki maçta geldi. Hatta Paris 1 ve 2.5 üstte bile gidebilirdik oranı neredeyse 3'e yaklaşık oranı olurdu o zaman. 2.50, 2.60, 2.70 civarlarında. iki orandan oradan kazandık. Değerlendirenleri tebrik ederim. Ve aynı ki aynı zamanda ekranda gördüğünüz üzere YouTube'da tek skor önerisi olarak yaptım. Juventus Milan mücadelesinin bir bir skor önerisi de başarılı bir şekilde oldu. Mesela tanılar var. Özellikle Azerbaycan'dan bir kardeşim çok güzel değerlendirmiş. Instagram'dan bana ulaştı değerlendiren olduysa buna ne mutlu bana. 1-1 Juventus skorunu zaten videoda zaten direkt sizlere maçı tahmin yapmadan 1-1 skor verdim. 2-3 golü, maç sonu 0'ı, 1-1 skorunu, KG'sini alabilirsiniz diyerekten biz de idealen KG varını almıştık zaten. Diyerek maçlara geçeyim. Ajax'la Fortuna Start. Acun'un eski takımı oynuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ajax'a zaten oran açmamışlar. Gayet normal bir şey Ajax'a Ajax, or Ajax karşı oran açmamaları burada. Ajax muazzam bir performans sergiliyor. Son maçında zaten bildiğiniz üzere e, şov yaptı. Yine aynı şekilde 9-0 yendi Ajax takımı. Sittard'da oynayacak. Ben burada yine Ajax'ın ilk yarıdan kazanmasını görüyorum. Daha yüksek oran önerisi de yapacağım sizlere. Sittard zaten son 2 maçtır kaybediyor. Ondan önce iyi bir başlangıç yapmıştı. Kendi evinde oynadığı 2 maçta 2-1'lik Twente galibiyeti ve 2-2 ile Walwick 2-2 ile bir beraberde kaldı. Deplasman'da oynadığı maçlarda yenildi. Ajax gerçekten muazzam bir takım. Burada da keza değerlendirmesi gereken ilk yarı 2'yi değerlendirebilirsiniz. Bu idealdir. İdealden almak isteyenler bunu değerlendirebilirler. Beklediğim bir skor arkadaşlar 3-0 gibi bir skor. İlk yarıdan 2 tane atsa, ikinci yarıda bir tane atarsa buradan 1.72 oranından da geçen zaten öyle yapmıştık 9-0'lık skorda. Deplasman 2 yarıyı da kazanır da yüksek orandan isteyenler burada deplasman her iki yarıyı da kazanır 1.72 gibi orandan değerlendirmek isterse değerlendirebilir. Fakat tercihimiz burada ilk yarı 2 olacaktır. 1.32 gibi orandan. Ajax'ın kadroya baktığımız zaman zaten aynı Antony, Tadic, Haller ve Bergays şeklinde gözükmekte. İdealden dediğim gibi 2 yarı iki yüksek oynamak isteyenler biraz daha oranı yükseltmek isteyenler maç son, deplasman iki yarıyı kazanır da 1.70 gibi orandan değerlendirebilirler. İkinci maçımız Beşiktaş Adana Demir mücadelesi. Beşiktaş bildiğiniz üzere son maçta gerçekten çok muazzam bir şekilde çevirmesini bildi maçı. 3-2 galip geldi. Gerçekten konuşulması gereken çok şey var o maç hakkında. Beşiktaş muhtemelen ben bu maçta şöyle şundan bahsedeyim. Bu maçta Larin, Salih, Piyaniş, Gezzal ve Başvayi şeklinde başlamasını bekliyorum hücum hattında. Hücum hattında gerçekten güzel bir oyun var. Adana Demir de ilk maçını kazandı. Güzel bir galibiyet oldu. 3-1 kazandı yanlış hatırlamıyorsam. Kendi evinde güzel bir galibiyet aldı Adana Demir. Onlar da moralli, onlar da gol katkısı yapabilir. Adana Demir gol attıkça Beşiktaş 2'yi, 3'ü, 4'ü arayabilir diye düşünüyorum. Yoğun fikstürden geçse de... Sergen Hoca'nın son maçta zaten oyuncuları biraz dinlendirdi. Fakat ikinci yarı onlar da kez daha biraz daha yoruldular. Çünkü biraz daha fazla koşmaları gerekti. Ben Beşiktaş'ın burada daha ideal bir kadrosuyla çıkıp en az 2 gol atmasını bekliyorum. Değerlendirmek isteyenler Beşiktaş'ın ev sahibi 1.5 üstü. Şuradan göstereyim. Gözükmeyebilir belki. Beşiktaş'ın atacağı 2 golü değerlendirebilirler. 1.42 gibi oran açmışlar. Bu oran şu an açık. Nesineden baktım. Yine açık. Ama yarın olsun şey olsun kapanabilir değerlendirmek isteyenler erken değerlendirebilir bu mücadeleyi. Beşiktaş'ın kendi evinde taraftarı önünde atacağı iki golü değerlendireceğim. Yüksek orandan ne önerisi yapabilirim? Ben sizlere bu maçı hemen ondan bahsedeyim. Beşiktaş ilk yarılarda çok hızlı başlıyor. İlk yarıyı önünde kapatabilir. Biraz daha yüksek orandan değerlendirmek isteyenler ilk yarı bir seçeneğini değerlendirebilir. Bu da biraz daha yüksek oran önerisi olarak sizlere sunayım. Üçüncü maçım Züri Servet'le mücadelesi. Züri arkadaşlar şu an liderlik konumunda yer alıyor. Oynadığı 6 maçta 4 galibiyet aldı. Kez daha onu geçelim biz. Oynadığı 4 6 maçta 13 attı 10 taneydi. Karşısındaki Servet'le de, de 6 maçta 13 attı 11 yedi. Yani bu maçın en ideali arkadaşlar. Analiz bile yapmaya gerek yok. KG varı üstü değerlendirebilirsiniz. Ben bu maçta üstü aldım. Zürih'in ve Servetlerin oyun yapılarına baktığım zaman da zaten bu ligde arkadaşlar hızlı tempolu bir futbol sergiliyor. Şans yanımızda olursa Zürih de deplasman takımı da burada muhtemelen çok fazla pozisyona girecektir diye düşünüyorum ben. Çekişmeli bir maç olur. İlk gol geldiği zaman arkası gelir diye düşündüğüm bir mücadele. Bu mücadelede 2.5 üstü 1.42 gibi orandan aldım. Değerlendirmek isteyenler bu mücadeleyi 2.5 üst şeklinde değerlendirebilirler. Fiorentina maçıyla devam edelim. Fiorentina Inter mücadelesi arkadaşlar. Yine güzel bir şekilde değerlendirdim maçlardan bir tanesi. Sizlerin de değerlendirmesine sunacağım bu mücadeleyi. Ondan önce arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere dün yüksek oranlı grubumuz var bildiğiniz üzere. 60 TL seviyesi bu. Yüksek oranlı grubumuzda bir değerlendirme yapmıştık skor denemesini Juventus maçını zaten sizlere de vermiştim. Başarılı oldu 5.40 gibi orandan. PSG maçına 2-1 skor geldi. Son dakika geldi zaten. 90 artık şurada geldi. Biz bunu sistem yaptık. Normalde kupon tutarı 11 lira. Fakat biz 22 lira oynayaraktan burada aldığım tutar 81 TL. 22 TL 81 TL gibi bir miktar aldık yüksek oran yüksek oran grubunda. Böyle denemeler yapıyoruz. Fenerbahçe maçı veya Alanya maçından bir tanesi gelmiş olsaydı çok daha fazla 200-300 lira hatta daha 600 liraya kadar çıkabilirdik diye düşünüyorum ben. Yine güzel bir şekilde değerlendirdik. Bu yüksek oran denemelerimiz Telegram grubumuzda olacaktır. Telegram yüksek oran gruplarında olacaktır mutlaka. Keza Telegram grubundan da bahsetmek gerekirse dün verdiğim zaten günün kombinesi olarak kazandı. Onu geldi. Kolay olmadı ama günün tek kombinesi kazandı şekilde yazmışım. Onun dışında canlılara baktığımız zaman da Marsilya maçını canlı vermiştim. Bakın 4 tahmin yaptım Marsilya maçını izliyordum. Marsilya'nın kazanacağı belliydi. Ben ilk yerden bir tane gol atar diye düşündüm. Ona keza ilk gol Marsilya'da dedim alanlar varsa. ilk yeri bir de riskli dedim. Efsa 1.5 üstte ideal şekilde önerdim. Ee, ilk i̇lk golü Marsilya attı. Marsilya 2-0 kazandı fakat goller ikinci yarıda geldi. O pek iyi olmadı. 2-2 fit, fit geçirdik. Şurada tahminleri göstereyim sizlere. Üçüncü gol United demiştim burada. Ee, dakika 86'da Lingard muazzam bir gol attı. Bu başarılı oldu. Yine Galatasaray maçıyla kombinlemiştim ben burada da. Galatasaray'ın atacağı bir gol ve United'ın atacağı ikinci gol şeklinde kombinlemiştim. O da Galatasaray'dan başarısız oldu. United attı fakat Galatasaray maalesef kendi evinde bir gol bile atamadı şekilde gözüküyor. Ben zaten bu şekilde canlı bahisler olsun, arkadaşlarımız olsun canlılar vermeye devam ediyor burada. Değerlendirmek için bunu da göstereyim şöyle sizlere. Bu da gelen yüksek orandan 22 TL'ye 81 TL aldık. Kupon parası çıktı. En azından diğer günlerde değerlendirme yapacağız sistemlerde. Sizler de katıl Telegram grubumuza gelmek istiyorsanız arkadaşlar. Abone ol, şunun yanında katıl var. Katıl gözükmeyenler Instagram üzerinden yazabilir. Onlar bilgisayar üzerinden yaparsa gözükecektir. Telegram grubumuz ana Telegram grubumuz olup Ana Telegram grubumuz olup canlı bahislerin ve kuponların olduğu gruba girebilirsiniz. Yüksek oran grubumuza da dediğim gibi skor tahminleri, tercihleri oluyor. Oraya da girmek isteyenler oraya katılabilir. Her şey dahil iletişim grubunda WhatsApp numaram var. Bu zamanlarda çok güvenli maçlar yok fakat yine de yazanlar olursa yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlar genellikle yüksek oynayan kişiler olduğunu da belirteyim. Geçelim Fiorentina Inter mücadelesi. Fiorentina son maçta Genoa ile oynadı. Maçı izleme fırsatım vardı. İzledim. 2-1'lik galip geldi. Biz de zaten Fiorentina'nın bir golüne girmiştik. Ceza sahasının yayının oradan biraz solundan tam çatala sapladı güzel bir gol. 2-1'lik galip geldi. Maçta çok fazla yağmur vardı arkadaşlar onu belirteyim. Yağmurdan ne kadar etkilenseler de özellikle Genoa kalecisi maçın sanırım adamı falan olmuştur. Hatta bir bakalım kaçta oynamış. Şuradan bakabilirsek. Bu maç golük ekranı biraz geride. Ya ben söyleyeyim maçın adamı muhtemelen olmuştur diye düşünüyorum Fiyo e, Genova kalecisi. Sirgu gerçekten çok muazzam toplar çıkardı. Fiorentina da kendi evinde geldi. E, kendi evinde oynayacak şimdi Inter'e karşı. Mutlaka güzel bir futbol sergileyecekler. Çünkü Fiorentina deplasmanla Atalanta'yı yendi. Her maçında gol attı. Güzel bir başlangıç yaptı Fiorentina takımı. Inter'le oynayacak. Inter'de deplasmanda biraz sıkıntıya düşebiliyor açıkçası. Bunu nasıl örnek verebiliriz? 2-2'lik İki, bir mücadelesi vardı deplasmanda Sampdoria maçı. Sampdoria ile Inter takımı da keza iyi kalitede takımlar olduğundan dolayı. Ben burada sizlere Fiorentina'nın gol atmasını beklediğimi belirteyim. Fiorentina gol atarsa onu geçtim. Şimdi Inter zaten bence gol atacaktır. Burada alınabilecek yani en ideal tercih Fiorentina'nın da Inter'in de atacağı goller olacaktır diye düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenler burada KG var seçeneği yani idealden 1.44 gibi orandan değerlendirme yapabilirler. Eğer beklediğim skor da belirteyim sizlere. 2 birlikte bir skor bekliyorum. Inter galibiyeti zorlanacaktır fakat Inter galip gelebilir burada. Onun da oranı 7-20 yüksek oran grubumuzda değerlendirme yapabileceğim, yapabileceğim bir skor tercihidir. Değerlendirmek isteyenlere 2 birlik bir Inter galibiyeti veya idealden KG varı sizlere öneririm. Bol şanslar. Brentford'la Oldham oynayacak. Bu maç güzel arkadaşlar. Neden güzel ondan bahsedeyim şimdi deplasman takımında sıkıntılar var takımda başarı gelmediği için ikincilikle mücadele ediyor başarı gelmediği zaman şimdi e, takımın sahibini protesto ediyor taraftarlar bu bilgiye ulaştım takımın sahibini e, protesto ettikleri için yani deplasmanın burada kupayı düşünecek bir hali yok kendi ligine odaklanması gerektiğini düşünüyorum o tamam bakın giden sonuçlar burada takımın sahibini dediğim gibi taraftarlar protesto ediyor ondan dolayı bunlar buraya düşünecek bir düşüncede olduğunu düşünmüyorum. Zaten Brentford'a da 1-13 gibi oran açmışlar. Brentford takımı da arkadaşlar iyi bir takım. Özellikle Tony bu mücadelede oynayacaktır diye düşünüyorum. İlk 11'de genellikle son maçlarda yedekte başlıyordu Brentford takımında. Belki oynayabilir. Onlar da biraz daha yedek kadroyla çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir tane kart cezalısı var. Fakat ben burada Brentford'un galibiyetini alacağım. Nasıl galibiyetini alacağım? Rakip ne kadar zayıf olsa da bir kupa mücadelesi var rotasyon olacağından dolayı. 4.5 altında bile önererekten sizlere 1.43 gibi orandan değerlendirme yapacağım. Sizler de Brentford'un galibiyetini hatta maça da 4.5 altında yaparaktan da değerlendirirseniz güzel bir sonuç elde etmiş olursunuz. Bol şanslar diyelim. 4.5 altında 1.43 gibi orandan sizlere öneriyorum. Burnley ile Rochdale oynayacak bu mücadelede. Ev sahibinden bakacak olursak son maçında Arsenal'a puan kaybettiler. Onlar da iyi bir gidişat hattında değiller. Burada maçta moral bulmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Ben Hatta ligde zaten bir puanları var. Birazdan moral havası olmasından dolayı burada galip ve galibiyet gelebilirler. Fakat zorlanacaklardır diye düşünüyorum. Ben de aynı şekilde bu maça da birini alıyorum. Hem Burnley takımı biraz daha ihtiyacı var. Hem de deplasmana göre iki oyuncular anlamında belirteyim. 2-3 gömlek üstü olduğunu da belirtebilirim burada. Burnley'in 4.5 altında birini de alırsanız burada da 1.46 gibi orandan değerlendirirsiniz. Ben Burnley'in de Brentford'un da kazanmasını bekliyorum. Toplamda 6 öneri yaptım sizlere bu şekilde. Sizden ricam arkadaşlar videoları like atarsanız videoların sayısı like seviyesi 300'ün üzerine açtığı zaman ben her zaman sizlere burada kombin önerisi yapacağım. Yarın kombin önerisini tek kombin olacak. Katıl grubunda yapacağım. Sizler de dediğim gibi videoları 2 saniyeniz ayırıp emeğe karşılık açısından like ve yorumlarınızı bırakırsanız benim için yeterli. Sizlerle kombinöverisi yapmaya devam ederim. Keza şöyle bir durum var. Yani gelebiliyor, yatabiliyor. Elimizde olmayan şeyler. Galatasaray şimdi o kadar kötü futbol oynayacağını nereden bileyim ben? Ama biz yani en iyi değerlendirmeyi mesela 8'de 6 yaptık. İki tanesi de şans eseri gitti. Yapacak bir şey yok artık. Bu şekilde görüşmek üzere. Değerlendirmek isteyenlere bol şans. Dikkatli ve temkinli olalım. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Görüşmek üzere.